Merhaba Tekin Saat izleyicileri. Bugün oldukça keyifli bir röportajla karşınızdayız. Birazdan Moka Ödeme Kuruluşu'ndan Selim Bey'e şirketle ilgili merak edilen soruları soracağız. Ayrıca ödeme teknolojileri konusunda Moka bizlere neler sunuyor? Hem KOBİ'lere hem de müşterilere ne gibi fırsatları var, ne gibi farklılıklar var? Onları soracağız ve en son teknolojilerden yararlanıp yararlanmadıklarını da kendilerine soracağız. Dilerseniz şimdi sizleri röportajla baş başa bırakalım. Öncelikle Moka Ödeme Kuruluşu'ndan biraz bize bahsedebilir misiniz? Moka Ödeme Kuruluşu 2014 yılında bir startup olarak kurulmuş. Hala startup niteliğini devam ettiren bir ödeme kuruluşu. BDDK tarafından lisanslandırılmış. 64-93 sayılı yasa çerçevesinde faaliyet gösteren. Hem sanal POS ve fiziki POS alanında hem mobil ödeme uygulamaları geliştirme ve çözümleri geliştirme hem de fatura ödemelerine aracılık eden bir ödeme kuruluşu olarak hayatına devam etmekte. Hem son kullanıcılara, müşterilere hem de firmalara karşı, KOBİ'lere karşı ne tür avantajlar, ne tür hizmetler sunuyor? Moka'nın POS tarafındaki faaliyetleri ağırlıklı olarak B2B olarak adlandırabileceğimiz alanda yoğunlaşmış durumda. Özellikle firmaların yaptığı sadece online değil, her türlü satış, fiziki ortamda da yaptıkları satışlarda ihtiyaçlara yönelik bir takım çözümlerimizi kendileriyle paylaşabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi özellikle bayi ağı yöneten, bayi ağı olan firmaların ana firma, ana merkezle bayileri arasındaki nakit alışverişinin gerektirdiği bir takım ihtiyaçlar, bir takım çözümleri Moka olarak sağlamaktayız. Bu da onların günlük hayatında çok büyük kolaylıklara sebep olmakta. Örneğin aslında küçük pazar yeri uygulamaları diyebiliriz bunlara. Peki en çok hangi tür KOBİ'ler ya da firmalar tercih ediyor? Aslına bakarsanız burada sektörel genel olarak bir yoğunlaşma yok. Çünkü sonuçta her sektörde bir tahsilat çözümü. Aslında tahsilat çözümü derken burada bir tahsilat garantisi olarak bunu düşünmemek lazım. Operasyonel anlamda getirilen bir takım kolaylıklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada sektör bağımsız olarak hareket etmek mümkün. Peki avantaj kısmına gelecek olduğumuzda özellikle komisyon gibi detaylarda ne durumdasınız? Şimdi bundan önce bir gerçeği hatırlatmakta fayda var. Ödeme kuruluşları ya da fintech firmaları aslına baktığınızda bankacılık ürünleri üzerine hani tabiri caizse allayıp pullayıp bunlara katma değer yaratıp kullanıcılara aslında aktaran firmalar. Dolayısıyla özünde bizim de maliyetlerimizi oluşturan şey bankalar. Bu sebeple hepimizin 3 aşağı 5 yukarı verdiği fiyatlamada çok büyük farklılıklar yok. Ne öne çıkıyor? Hizmet kalitesi öne çıkıyor. Diğer yandan da kurum bazında ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilmiş hizmetler verebilmek burada önemli. Biz Moka olarak kendimizi bu yönü belirledik ve dolayısıyla altyapımızı da proje bazlı çalışabileceğimiz şekilde hayata geçirdik. Ha bizim illa maddi olarak bir örnek vermek gerekirse sağladığımız diğer rakiplerimize göre artımız nedir? Biz çoğunlukla eğer sektörüne göre tabii farklılaşıyor firmasına göre de ama ödemelerimizi ertesi gün yaparız. Bu da dolayısıyla özellikle KOBİ boyutundaki firmaların nakit akış açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu önemli bir detay çünkü nakit akışı hakikaten Türkiye'de özellikle son günlerde tabii ki çok önemli. Peki son olarak teknolojilerden de bahsetmek istiyoruz. Çünkü ödeme teknolojileri son yıllarda gittikçe çoğalıyor, artıyor ve artık mobil ödeme sistemleri ciddi teknolojilerle harmanlandı. Hem akıllı saatler olsun hem kablosuz, temassız ödemeler. Siz hangi teknolojileri destekliyorsunuz? Biz ağırlıklı olarak mobil teknolojilerde varız. Özellikle akıllı telefonlar, akıllı tabletler vesaire. Artık ödemenin yeri, zamanı veya sabit bir fiziki bağlı olduğu bir noktası yok. Ödeme kişiler arası, kurumlar arası dünyanın her yerinde coğrafya sınırı tanımaksızın gerçekleşebilmekte. Dolayısıyla hayatımızı da buna göre hazırlamamız gerekiyor. Şu anda konvansiyonel bankacılık kanalları diyeyim çok kısa bir zaman içerisinde bunların çoğu yok olacak ve cep telefonları üzerinden bankacılık faaliyetlerinin neredeyse tamamına yakını kullanıyor olacağız. O nedenle bankacılıkta bir küçülmeyi beklemek çok doğal bir beklenti. Yani çok olması muhtemel bir durum. Ha bu 5 sene sonra olur, 10 sene sonra olur ama kaçınılmaz bir gerçek gibi gözüküyor. O nedenle yaptığımız yatırımların büyük çoğunluğu mobil ve bu alanda da devam edeceğiz. Yani sizin kullanıcılarınız mobil bir cihazdan tüm işlemlerini halledebiliyorlar. Doğrudur. Doğrudur. Diğer taraftan tabii kurumların arasında özellikle bayi ve servis ilişkisi olan kurumlarda kendi kullandıkları bir takım iç yazılımlar var. Burada esas olan şey bu ödeme fonksiyonlarını yahut da ödeme çözümlerini bu kendi kullandıkları sistemlere entegre edebiliyor olmak. Bunu yaptığınız takdirde kullanıcıların hem kendi iç işleri için hem ödeme tahsilat için iki ayrı sistem kullanmalarına gerek kalmıyor. Dolayısıyla son derece pratik bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.